şansı yok. Orada mümkün mertebe vaazlar ediliyor. Dua, daha çok dua ediliyor da son senelerde Allah'a hamdolsun vaaz etmek suretiyle Arafat'taki saatler değerlendiriliyor. Bu sene program icabınca 1,5 saat kadar da bana konuşma fırsatı vermişlerdi arkadaşlarımız, şirket mensupları, sahipleri. Konuştuk. Konuşulması gereken meseleleri konuştuk. Çünkü Arafat'tan sonra ilk iş Müzdelife'ye intikal etmek, haccın adabına göre. Müzdelife diye bir yer var. Arafat'a 11 kilometre mesafede bir yer orası. Oraya koşulacak, oraya hızla gidilecek. Orada ne yapılacak? Sadece taş toplanacak. Arafat'ta yapılması gerekli en mühim iş taş toplamak. 70 tane taş topluyorsunuz ve mümkünse bir suyla, temiz suyla yıkıyorsunuz ve bir keseye yahut bir çantaya koyuyorsunuz. 70 taş. Sabah oluyor, sabah namazını kılıyorsunuz, vakfe yapıyorsunuz. Oradan hızla Mina diye bir yer var. Mina, orası da 8 kilometre mesafede Mina diye bir yer var. Oraya da şeytan taşlamaya koşuyorsunuz. En mühim mesele o. Arafat'ta içtima, Müzdelife'de taş toplama, Mina'da şeytan taşlama. Olay bu kadar basit. Ama bunun manası ne, gayesi ne, hedefi ne, bu bilinmiyor. Ben konuşmamda bu konu üzerine biraz durmaya çalıştım. Şeytan taşlamanın ne olduğunu, nazari bir hikayeden ibaret olmadığını, pratikte, bizzat canlı dünyamızda, şu yaşadığımız hayatta, asıl yaşadığımız hayatın içinde şeytanların taşlanması gerektiğini, bu taşlanması gerekli olan şeytanların, biliyorsunuz 3 tane şeytan var orada. Büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan. Cemre-i Ula deniyor. Yani bir taşlanması gerekli ilk makam, ilk şeytan, büyük şeytan. Ortada olduğu için orta şeytan, Cemre-i Vusta, ortadaki taşlama deniyor. Bir de küçük şeytan var, Cemre-i Suğra, küçük taşlama. Büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan. Orada temsili, yani orada şeytan falan yok. Asıl dünyamızda, şu anda yaşadığımız asırda, devirde, ülkede, bölgede, coğrafyada, dünya haritasında taşlanması gereken şeytanların ne olduğunu bilerek en başta şeytan, büyük şeytanı taşlarken Amerika'yı taşlamak niyetiyle taş atmanız lazım dedim. Çünkü şu anda dünyanın en büyük şeytanı, büyük şeytan Amerika. Temsil ediyor şeytanı. Ve İsrail'le beraber Amerika'nın kanı, kemiği, iliği İsrail. Beraber düşünmek lazım. Şeytanı taşlarken Bismillahi Allahu Ekber diye taş atarken ala niyeti cemeratil Amerika, Amerika'yı taşlamak niyetiyle Bismillahi Allahu Ekber diyeceksiniz dedim. Recmen ala İsrail, recmen ala Amerika, Amerika'yı taşlamak, İsrail'i taşlamak, büyük şeytan. Orta şeytan, işte Amerika'dan sonra gelen küfür devletleri, Fransa, İngiltere, Almanya, Japonya, her neyse. Küçük şeytan da Avrupa'ya bağlanmış Müslüman ülkeler. Amerika'ya bağlanmış. Siyasetini, ticaretini, hayatını, askeriyesini, her şeyini Amerika'nın güdümüne, Amerika'nın denetimine, Amerika'nın talimatına bağlamış İslam ülkeleri var. Başta Türkiye. Pakistan, Mısır, Suriye, Sudan, bir umum Müslüman dediğimiz toplulukların başındaki bütün ülkeler, Suudi Arabistan dahi vallahi kayıtsız şartsız Amerika'ya bağlı. Yeminle söylüyorum. Kayıtsız şartsız, katıksız Amerika'ya bağlı Suudi Arabistan. Ve bilumum İslam ve Arap ülkeleri. Bunlar da küçük şeytanlar. Taşlanması gerekir. Ve bu
ülkelerin, Müslüman ülkelerin başındaki idarecilerin, yöneticilerin İslam'a düşman olan, Kur'an'ın hakim olmasını istemeyen Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği nizamın, sistemin hakim olmasını istemeyen yöneticiler, başbakanlar, cumhurbaşkanları taşlanması lazım dedim. Geniş anlattım. Hemen yanı başımızda, ismini vermeyeyim, Türkiye'mizden, Ege bölgesinden gelen bir turizm, adeta turist taşıyor gibi. Ya sen hac taşıyorsun, hacı taşımak başka şey, turist taşımak başka şey. Bizim çadırlarımıza yakın hemen yanı başımızda Ege bölgesinden gelmiş kalabalık bir turizm şirketinin getirdiği hacılar isyan etmişler. Ya böyle konuşma mı olur demişler, böyle hoca mı olur demişler, burada siyaset yapılıyor demişler. Ne işi var demişler Müslümanların Arafat'ta, Amerika'nın ne işi var? Arafat'ta şunun ne? Ya Arafat'ta bunlar konuşulmayacak da nerede konuşulacak? Biraz zalim olur zalimler. Düşünün yani Arafat'a gelen hacıların kalitesine bakın. Hiç demişler yani Arafat'ta Müslümanların buradaki konuşmalarında, buradaki dualarında Amerika'nın ne? Ya Amerika'nın ne işi yok ki? Alemi İslam'ın bütün siyasetine, hareketine, her şeyine parmağını sokuyor, burnunu sokuyor Amerika'da. Sen niye konuşmana sokmuyorsun? Ege bölgesinden gelen hacılar, utandım onlar namına Allah'a karşı, utanç duydum. Cehenneme gitselerdi de Arafat'a gelmeselerdi bu adamlar. İsmimi almışlar bu adamlar. O geldiğimiz şirketin adını almışlar, künyemi almışlar, ismimi almışlar. Cumhurbaşkanına kadar bu hocayı şikayet edip sürüm sürüm süründüreceğiz demişler. Vallahi böyle. Konuşmadan sonra duruma bakın. Terk etmişler orayı, kaçmışlar, kalkmış oturmuşlar, ahlamışlar, poflamışlar, isyan etmişler. Düşünün yani Arafat'ta oluyor bu işler. Böyle kalitesiz, seviyesiz, manasız, gayesiz, davasız adam 50 sene Arafat'a gelse, sayısı da 8 milyon olsa, dünya kafirlerinin hiç kılı kıpırdar mı? Suya sabuna dokunma diyorlar. Bu söz insanı cehalete götürür, felakete götürür, dalalete yani sapıklığa götürür. Suya sabuna dokunma sözü vallahi kafirlerin sözüdür, Müslümanların değil. Bazı sözler var ki bunu Müslüman söyleyemez. Suya sabuna dokunma sözü Müslümanın söyleyeceği söz değildir. Niye? Bir kere Müslüman temiz olması lazım. Her namazdan önce abdesti yoksa abdest alması lazım. Her cünüplükten sonra gusül abdesti alması lazım. Suyla temasa geçmesi lazım. Müslüman kadar suyu ve sabunu kullanması gereken başka insan yoktur. Müslüman kadar temiz olması gereken insan vallahi yoktur dünyada.